Efendim, topraklarındaki bereketi, mutfağını ve sofra kültürüne yansıtan güzel ilimiz Çorum'daki yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 500 yıllık yemekler için, bu eşsiz manzaralar için hazırsanız lezzet yolculuğumuz başlıyor. Bu ne? Ya bu ne? Sen ne kaçırdın orada? Kamil köyündeki amcalar biraz göbekli. Sebebini buldum. Bu et. Bu ne? Samaver. Kuzu dolmasının nasıl hazırlandığını anlatacağız size. Bu Çorum'da insan üzerine çok gidiyorlar. Malzemenin hepsi senin mi yoksa yarısı da Kadim ablanın mı? Komşunun yarısı. Komşunun malzemesi var değil mi? Sudan bu taraf onun mu? Sudan bu taraf benim, öbür taraf onun. Irgat böreğini yiyince diğerlerini nasıl yiyeceğim bilmiyorum. Çok doyurucu bir börek ama tadına bakalım. Çok teşekkür ediyoruz. Herkesin eline sağlık. Lezzet yolculuğu devam ediyor. Benim kısa bir ziyafet aram var da. Bulutlar ve karlı dağların eteğinde, barajın hemen bu tarafında, orada bir köy var uzakta. O köy 500 yıllık Akçeltiğin, yani İskilip dolmasının yapıldığı Akçeltiğin üretildiği köy. Şimdiden görüyorum, yani buradan daha köye gitmeden meyve ağaçlarını görüyorum. Yemyeşil, çok güzel bir köy. Gidelim bakalım, başka neler oluyormuş bu güzel köyde. Kamil Köy bizi bekler. Çorum, Osmancı, Kamil Köy'e geldik. Müthiş bir köy. Yolu güzel, izi güzel, insanı güzel. Onlara şöyle, aslında onlardan size önce bir alkış. Sizlerden de onlara şöyle güzel bir tebessüm. Müthiş, müthiş. Çok misafirperver, çok güler yüzlü insanlar. Nasılsınız ablalarım? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne yemekleri yapacağız? Ayva yahnisi. Ayva yahnisi mi? Evet. Çok eski, yöresel olarak bir yemeğimiz. Çatal aşığı. Çatal aşığı? Evet, yeşil mercimek, yarma. O şeyin hangi sebzeyle yapılıyordu çatal aşığı? Bir çorba gibi bir şey. Yani böyle çorbanın şeyin karışımı bir mercimekli, yeşil mercimekli. Evet. Pişireceğiz. Çok eskiden benim çocukluğumda bağ bellerken baklava değil de paklava derlerdi. Saç üstünde yapılır, cevizli. Ondan yapacağız pekmezli. Bayağı çok çeşit var. Bu bıdı azıcık sevelim. Kayık turumuzu atalım. Ardından yemeklere başlayalım. Hadi bakalım. İnşallah. Lezzet yolculuğu devam etsin. Kış gelmiş hala, evet. Hazırlık devam ediyor, bitmiyor. Arı gibi çalışıyorsunuz anneciğim. Evet, maşallah. Evet, çalışıyorum. İşte
kendi tarlalarından, buğdaylarından yaptıkları erişteleri, kışa hazırlık. Amcalar bunu çok seviyor. Kamil köyündeki amcalar biraz göbekli. Sebebini buldum. Hamur yedikleri için. Bu işte. Evet. Hamur işi. Saklavuz. Hamur işi seviyoruz. Ben de çok seviyorum. Çok yaparız böyle. Ne yapayım? Dayanamıyorum. Dayanamıyorum anneciğim. Şimdi şurada ne oluyor? Hemen oraya uçuyoruz. Bismillah. Peynirli, mancaylı, haşhaşlı çörek. Peynirli, haşhaşlı, cözlü. Çörek. Çörek. Evet. Burası Peynirli. 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 Burası mancaylı. Mancaylı. Ispanaklı. 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 Haşhaşlı. Bu ne lu? Burası haşhaşlı. 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 Burası peynirli. Ya işte bu yüzden ben gelmiyorum İstanbul'a. Haberiniz olsun, sebebi budur işte, bu annelerim. Ne gireceğim canım ben trafiğe, gürültüye? Peynirli, haşhaşlı, gözlemeler varken. Orada ne oluyor? Burada ne yapıyorsun anne? Şunu ediyorum. Ne var içinde? Çökelik var bunda. Biz çalışıyoruz. Evet. Ardından biraz yine köyde gezeceğiz. Sonra yemekler var. Gelin gelin. Ben biraz burada atıştırmalık devam edeyim. Siz de köyü izleyin. Kolay gelsin. Doğru yürüyorsunuz ya. Nasılsınız, iyi teşekkür misiniz? Teşekkür ederiz, siz nasılsınız? Kolay gelsin amcacığım, kolay gelsin anacığım. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür çok ederiz, sağ olun. Biz de sizi çok seviyoruz. Çok seviyoruz sizi. Kürekle ne yapıyorsun sen burada? Vallahi kürekle pirinç karıştırıyorum. Ak pirinç ancak kürekle karıştırılır. Başka olmaz değil mi? Tahta olmaz, kaşık uzun olacak. Olduğu için kepçeden çıkıyor. Nerede o pirinçler? O pirinç hemen kazana atla. Ak pirinç, ak çeltik. Kaldırdı, kaldırdı ve dalıyoruz kazana. Pişmiş mi? Pişmiştir. Bu bizim düğünlerde falan oluyor. Sünnet düğünlerinde de yaparlar. Bunu sonra bir de Ramazan, şey, Kurban Bayramı'nda. İskilip dolması olarak karıştırırız bizim. İçinde ne eti var abla? Ben pişireceğim. Pişireceğim. Amcamla üretici. Ne eti bu? Özel üretilmiş. Dana eti. Dana eti. Evet. Çok mu seviyorsunuz burada ya? Çok seviyoruz. İskilip dolmasını 15 saat bekleyemeyeceğim. Şunu yarım saatte yapayım diyorsun değil mi? Evet. Fazla sizin zamanı almak istemedik ya. Biz 24 saat anca bir şey iskilip dolması biliyorum. Çok fazla pişiyor. Evet. Çok fazla pişiyor. Evet. İşte meşhur pirinç bu. Bembeyaz. Ak çeltik. Ak pirinç bu. Bunda ne var? Onda Osmancık pirinci. Nohutlu bu da. Evet, bu da nohutlusu. Nohutlar da güzel oluyor. Leblebi diyarında, Leblebi diyarında. Nohut olmasın olmaz. Güzel oluversin. Olmaz tabii. Bu kazanda ne var? Bu kazanda var. Hepsine karıştırıyoruz. Hoş geldiniz. Oo, bu kazanda nohudumuz var. Bu tamamen kendi ürettiğimiz nohutlardan yapıyoruz bunları. Tamamen doğaldır. Elinize sağlık. Kazanda pişen, kara kazanlarda pişen yemekler gibisi yok. Yok. Çok evet. Lezzetli oluyor. Odun ateşinde evet, burada. Odun ateşi. Meşe odunlar pişiyoruz. Evet. Oo. Oh, ellerinize sağlık. İleride bir şeyler daha var. Gidelim onlara evet. Bakalım. Bu et. Et. Bu ne? Samaver. Bu kime yeter? Hepimize yeter. Ömrümde gördüğüm en büyük semaver, sülale boyu. Buyurun karşınızda. 3 tane demlik alıyor ve bütün köye yetecek kadar kaynar suyu var. Bu ne? Muhtemelen bakır. Çok lezzetli olacak. Bu da odun ateşinde oluyor. Kamil köy ağzının tadını biliyor. Kesinlikle. Burada ne var anneciğim? Burada haşlanmış et. Aç bakayım. Elinize sağlık. Kuzu eti mi bu, dana eti mi? Evet, dana eti. Dana eti. Dana eti. Dana eti. Oh, bu güzel koktu. Dumanında doyuyor insan. Elinize sağlık anneciğim. Sağ ol, teşekkür. Burada ne var anneciğim? Yeşil mercimek. Yeşil mercimek. Elinize sağlık. Sağ olun. Bu çorba kime yeter? Köylüye yeter. Bu da köylüye yeter. Kazanlar dolusu yemekler, kazanlar dolusu çay, kazanlar dolusu pilav. Başka hazırlık var tabii ki. Yetmez. Bütün Kamilköy'e yemek hazırlayacağız efendim. Geçiyoruz ablalarımızın yanına ama şurada bir şey daha gördüm. Orada bir hazırlık var. Orada bir hazırlık var. Hemen onu da anlatalım. Ardından 3 farklı, çok güzel, geleneksel, tarihi bir yemek yapacağız. Dumanların arasında bir hazırlık var. Gelin de yardım edeyim. Diz çökeyim Kamilköy'ünde sofraya. Patlıcan mı o? Evet.
Çok öyle güzel. Minik minik patlıcanlardan turşu hazırlanıyor. Bu ne suyu abla? Sirke, üzüm sirkesi. Evet. Turşunun suyu. Evet. Biz hazırladıydık önceden yani. Yani böyle mi olacak? Öyle olacak. Hazırlanınca böyle olacak. Evet. Bunu hazırlanınca öyle oluyor. Kış aylarında da afiyetle yenecek. Kışla ve iştah açacak. Kışa hazırlanıyor. Çok sağlıklı. İşte mesela bu hazır şimdi. Evet. Bunun hemen sirkesini şurada dökelim. 20 gün sonra hazır. 20 gün yeter mi? Evet. 20 gün sonra dönecek. Evet. Ondan sonra hazır olacak. Turşular hazırlanıyor. Neyin yanına? Hazırlayacağımız yemeklerin yanına. Ellerinize sağlık. Sağ anneciğim, ellerinize sağlık. Sağ ol. Teşekkür ederim. Geçelim artık yemeklerimizi anlatalım. Geldik yemeklerimizi hazırlayacağımız uzun masamıza. Kolay gelsin. Hoş geldin Sefa abi. Nasılsınız anneciğim? İyiyim. Şimdi paklavu yapacağız değil mi? Evet. Ceviz de olacak, bol ceviz de olacak içi inşallah. Pekmez de olacak. Sonra ne yapacağız? Ayvalar var. Nasılsınız ablacığım? Çok teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi kış aylarının vazgeçilmezi. Evet, ayva. Vazgeçilmez ayvamız. Etle ne alakası olacak? Bu ayva yahnisi. Ayvadan yahni mi yapılıyor? Evet, çok da güzel olur. Yöresel ayvamız. Böyle küçük mü oluyor ayvalar burada? Şimdi büyükler de oluyor, küçükler de oluyor. Biz genellikle daha doğru şey yapması, dışını soyması kolay oluyor değil. Kolay olsun. Tamam. İçin kolay. Az sonra hazırlıyoruz. Evet. Kolay gelsin. Sağ olasın anneciğim. Yavrum, hoş geldin. Mercimekleri görüyorum, yarmalar var orada. Evet, çatalaşı, çorbası yapınca. Meşhur çatalaşını mı yapacağız? Evet. Şimdi... Anneciğim malzemelerimiz nelerdir? Mercimek var. Mercimeğimiz, yarım et çorbamız, tuzumuz, nanemiz, pul biberimiz, soğanımız, duru yağımız, tereyağımız. Hadi yapalım hazırlıklara. Malzeme listesi geldi. Biz soğanı cırt cırtlayacağız. Ardından diğer malzemeler var. Bakalım nasıl hazırlanıyor. Açalım. Şener annem malzemeleri gönderdi. Mercimek de gitti. Sadece yarma kaldı. Hepsi fokur fokur kaynadı. Şimdi yarmayı gönderiyoruz. Başka gidecek bir şey var mı içine? Bir şey kalmadı artık. Baharatlar da gitti. Hepsi gitti. Her şey gitti. Evet. Kaynayacak. Kaynayacak. Afiyetle yenecek. Evet. İşte çatalaşı böyle oluyor. Şener annemin ellerine sağlık. Çorumlu hemşerilerimiz bunu çok seviyor. Ben de şimdi tadına bakacağım. Peki sırada ne var? Sevim ablamızla güzel bir yemek var. Geçelim. Elinize sağlık. Ayvalar doğranmış zaten. Sevim ablacığım. Ayvalarımızı doğradım. Ama bu şekilde elma dilimi yapacağız evet. Ayvaları. Kuzu etimiz var. Kuzu etimiz biraz var. Yağlı olacak biraz, herhalde. Biraz hafif. Tereyağı koyacağız. Kuzu etimizi kavuracağız. O zaman malzemelerimizi söyleyelim Sevim tamam. Abla izleyicilerimize. Ayvamız, kuzu etimiz, kırmızı biber, evet. Karabiberimiz var, tuzumuz, pekmezimiz. Üstüne kaynar suyu koyacağız. Kaynayacak, servise hazır. Önce tereyağında bir işlemimiz mi var şu an? Tabii tereyağını bir eriteceğiz. Hazırlamaya başlayalım hazırlayalım mı? Ayva yahnesi için hazırlıklar başlıyor. Etimizi kavurduk. Buharları görüyorsunuz. Su eklendi. Biraz sıvı yağ da eklendi lezzetli olsun diye. Tuz ilave ettik. Tuz ilave ettik. İlave edeceğiz. Gönderelim ayvayı. Bu fazla mı normal mi? Bu fazlasını alacağız. Biraz fazla değil mi? Evet. Ayvanın yemeğini ilk defa hazırlıyoruz sizler için. Sizler de deneyin. Ben sizin adınıza tadına bakacağım. Merak etmeyin. Ben de. Şimdi kaynamaya bırakacağız. Ayvası pişecek. Az üstüne tuz şey ilave edeceğiz. Karabiber, kırmızı biber. Sonra? En sonraya pekmezi. Servise hazır. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Bunu tamamlıyoruz. Bekleriz. İnşallah. Bunu tamamlıyoruz ve yan tarafa geçiyoruz. Paklavu yapacağız. Paklavu. Sırada köyümüzün meşhur paklavusu. Tuzu. Tuzu yumuracaksın, yazacaksın, kıvırıp oraya koyacaksın, üstüne şerbetini koyacaksın, ceviz için atacaksın. Bu özetiydi. Özeti. Bu özet. Özetle bu. Yapma. Ama malzemeleri de söyleyeyim size. Ne var? Malzemesi burada. Un var. Un var, tuz var, ceviz var, pekmez var.
Buyur. Bakalım meşhur paklavı nasıl oluyormuş? Aha. Sen anlatırsan izleyicilerimiz öğrenecek. Bu hafta paklavı yapacaklar evde. Evet. İnşallah. İşte. Başlıyoruz. Önce hamur yoğuracağız. Hamur yoğuracağım, yazacağım. Keserken görürsün şimdi. Keserken. Tamam, izliyorum ben seni. Hadi. Dört mevsimin tatlısı paklavu, yani Çorum baklavası, Osmancık baklavası kuzinelerde pişecek, sonra masaya gelecek. Peki o masada başka neler olacak? Önce Sabri ablamıza teşekkür edelim. Sağ olsun, ellerine sağlık. Sonra o masaya doğru gidelim. Bakalım Kamil köyümüzün başka hangi yemekleri varmış? Bizim hazırladığımız yemeklerle birlikte az sonra sizlerleyiz. Osmancık Kamil köyde birbirinden lezzetli yemekler hazır. Ayva yahnimiz burada. Paklavu, çatalaşı, her şey çok güzel. Tadına bakma vakti geldi. Önce çatalaşımıza bakalım. Yemekler çok güzel. Annelerimize, ablalarımıza, tüm Kamilköy'e çok teşekkür ediyoruz. Bizim ziyafetimiz devam ederken lezzet yolculuğu da devam etsin. Kuzu dolması yapacağız. Osmancığımızın meşhur kuzu dolmasının nasıl hazırlandığını anlatacağız size. Lezzet yolculuğu ekibi olarak bu kuzu dolması nasıl yapılıyor? Neden bu kadar lezzetli oluyor? İçine ne dolduruyorsunuz? Arkadaş bunun nasıl dikiyorsunuz? Nerede pişiyor? Bu soruların hepsi cevap buluyor. Kiminle? Mesut Usta'yla. Nasılsınız Mesut abi? Sağ olun. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizleri gördük, tabi olduk. Tandırlar da bu taş fırınlarda mı pişiyor? Evet, taş fırınlarda pişiyor. Rahmetli burada. Rahmetli orada. Rahmetli 8-9 aylık kuzu. Evet. Hafif yağlanmış. Tabii. Doğru söylüyorum değil mi? Öyle görüyorum şu an. Fotoğraf bu. Şimdi bundaki usul içi kapatılıyor, malzeme içine koyuluyor ve dikiliyor. Dolayısıyla bayağı demleniyor. Sonra çok güzel pişiyor. Eti çok yumuşak oluyor. İçindeki ne katılıyorsa onun lezzeti ete, etin lezzeti ona geçiyor. Müthiş oluyor. Kuzumuz burada hazırlanmış. Diğer malzemelerimiz ne içine atacağımız? Kuzunun kendi ciğeri. Rahmetlinin ciğeri. Çam fıstığı. Evet. Karabiber. Evet. Kuş üzümü. Bezelye. Tereyağı. Tuz. Bu ne için? Bu pirinci karıştıracağız o yüzden. Pirincik ne? Pirinç ne? Osmancık pirinci. Belki olmazsa olmaz Osmancık pirinci. Lezzeti biraz da veren kendisi. Yani çok lezzetli Osmancık pirinci. Türkiye biliyor, dünya biliyor. O pirinci kullanacağız. Hazırlamaya başlayalım. İşimiz biraz uzun. Fırında pişecek ama biliyorsunuz bu kuzular çok inatçı. Geç pişiyorlar. Hazırlamaya başlayalım. Şimdi önce içini mi hazırlayacağız? Önce içini hazırlayacağız. Yapalım. Peki çiğden mi gidecek, pişecekler mi? Çiğden gidecek. Dolduracağız. Dolduracağız. İçinde pişecek. O zaman hazırlayalım. Görse gözleri yaşarır. Helal olsun sana. Mesut abi güzel diktin. Tuzladık. Tuzladık. Cilt bakımını da yaptık. O tamam.
Şimdi fırın vakti. Evet. Sıcak yuvasına gönderiyoruz. 3,5 saat kuzumun başındayım. Bir yere gitmiyorum. Çünkü çok acayip bir manzarayla karşılaşacağız birazdan. Tutettiler halkın alı da zırya. Tutettiler halkın alı da zırya. Avcılar elinden kaç kuzun kaldı. Kaç dakikamız kaldı bu kuzuya? Çıkartalım abi, yeter. 132. türküyü okuyoruz şu an Mesut abiye. 3,5 saat geçti. Cızırtıları duyuyorum. Hala kuzulu türküler okuyorum. Son 38 türkü de kuzuluydu bu arada. Hala kuzulara dönüp bakmıyor. Yanmasın Mesut abi. Yanmaz. Kesin mi? Kesin. Hazır mı? Hazır. O zaman kuzumuzu çıkaralım. Gel sen böyle. Kuzu tamam. 3,5 saat. Tansiyonum düştü türkü söylemekten ve açlıktan. Üf, nar gibi olmuş. Tamam, beklediğimize değmiş. Türküler benden, kuzuyu çıkartmak, parçalamak senden. Sonra yemesi de benden. Yanar diye düşünürken kuzumuz nar gibi geldi. O kadar güzel pişti ki suyuna da ekmek banalım. Parçalayalım mı? Parçalayalım. Pek güzel kokulu, nar gibi kızarmış bir kuzumuz var. İçinde de hediyesi var. Müthiş bir pilav. Tane tane dökülüyor kuzunun kendi yağının üzerine. Ben sabırsızlanıyorum. Artık masaya geçiyorum. Mesut Usta, teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Birazdan masadayız. Çorum'da insanın üzerine çok gidiyorlar. Osmancığın zaten pirinci güzel. Kuzular da müthiş. Kuzu zaten güzel. Bir de ikisini bir arada getiriyorlar. Kuzunun için o güzelim pirinçle dolduruyorlar. Allah yardım etsin. Kokusu çok güzel. Tadı dillere destan tabii bütün Türkiye'de. Üzümlü, ciğerli, bezelyeli pilavımız bol karabiberli. İç pilavı gibi. Ya hazırlanmış, önümde duruyor. Yavaş yavaş keyfini çıkararak da tadına bakalım. Yıllık yemeklerin diyarı Çorum'umuzda, Osmancığımızda kuzu dolması harika. Pilavı en az o kadar güzel. Herkese tavsiye ediyoruz. Gelip geçerken buradan veya Çorum'u, Osmancığı ziyaret ettiğinizde mutlaka kuzu dolmasını yiyin, yedirin. Lezzet yolculuğu devam etsin. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız? Merhaba. Merhabalar. Merhabalar, kolay gelsin. Evet. Efendim, Osmancık Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı güzel bir konaktayız. Buraya normalde yemek yapmaya geldik ama kapıdan girer girmez solda bir şeyler oluyor dedim. Bir de baktım ki el emeği, göz nuru, Osmancık hanımlarının hazırladığı ürünler. Evet. Bunlar ter sarma mı? Evet, tel kırma. Tel kırmalar. Bu masa örtüsü mesela? Evet, masa örtüsü. Bu nedir?
Bu da Osmancık bezi. Yerel dokuma. Yerel dokuma. Yani Osmancığımızın dokuması bu mu? Yerel dokuma. Eski teşkirler. Bu halı yerine kullanılanlar eskiden. Eskilerden kalma. Çok güzel renkleri. Evet, ayakkabılara da tel kırmaya bulmuş. Evet, tel kırma. Bu nedir? Çok güzel. Bunlar hesap işi. Bunlar 17. yüzyıldan itibaren yapılan bir teknik. Hesap işi. Evet, hesap işi olarak. Kanepçenin bir değişi. Değişi, evet. Hanımlarımızın ellerine sağlık. Yemekleri hangi katta yapıyorlar? İkinci katta. Buraya mı çıkacağız? Evet. Karnım acıktı. Siz de bekleriz. Siz de bekleriz. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Osmancığımızın meşhur yemeklerini hazırlayacağız. Geleneksel yemeklerini size anlatacağız. Tarifler vereceğiz. Yani çok köklü bir kültürün yemekleri bunlar. Geleneksel sofra kültürü. Burada... Irgat böreği yapacağız. Malzemenin hepsi senin mi yoksa yarısı da Kadim ablanın mı? Komşunun yarısı. Komşunun malzemesi vardır. Komşunun sudan malzemesi. Bu taraf onun mu? Sudan bu taraf benim, öbür taraf onun. En çok benimki. En çok sizde mi? Evet. Karışmasın Irgat. Irgat böreğine karışmasın. Karışmaz. O zaman malzemelerini anlatalım. Şimdi başlayalım ki oldukça fazla malzemeler. Evet. Tüm malzeme zaten masayı kaplamış. Hı hı. Önce hamurumuzu yoğuracağız. Hı hı. Ispanakımız, tereyağı, yumurta, baharatlarımız, kendi kuruttuğumuz biberimiz. Karabiber. Karabiber, sıvı yağımız, tuzumuz, soğanımız, unumuz. Irgat böreğini hazırlamaya başlıyoruz. Ne yapacağız? Önce hamurunu halledeceğiz. Hamurumuzu. Yoğuralım. Orada dinlenirken biz de şey yaparız. Yumurtamızı falan pişiririz. İçini hazırlayacağız. Önce hamur yoğruluyor. Daha sonra içi var. Hamurumuz hazır. Kıvamına geldi. Şimdi bazı... Burada yumak mı diyorlar sizin? Yumak yapacağız. Yumakları ayıracağız. Yumakları. Pişirelim. Önce yumurtası mı halledelim? Evet. Şimdi yapacağımız işlemleri merak etmeye başladım. Önce bunlar hangi şekli alacak? Bunlar yufka açılacak. Açılacak bunlar. Açılacak. Şimdi? Ispanaklar bir kat yufka pişecek. Evet. Pişirdiğimiz yufkayı ters çevirip kızaran tarafına ıspanaklı içten koyacağız. Irgat böreği o zaman bayağı zahmetli bir börek. Normal bir börek zahmetli değil. Zahmetli değil, zahmetli değil. Kat arasında karışımımız var. Bayağı bol kepçe. İki avuç koyuyor Gülsüm abla. Ondan sonra alt pişerken üstte hamuru katıyor. Alt pişiyor, çeviriyor. Yani her katı pişmiş oluyor. Bu şekilde hazırlanan bir börek cinsi böyle. Irgat böreği. Bayağı yüksek olacak herhalde bittiğinde. Evet. Boylu postlu bir börek olacak o. Tamam mı? Kaç kat oldu tamam. Gülsüm abla? Şu anda 5 kat oldu. 5 kat. Aha. Bol şey, ondan sonra diye. Hazır değil mi? Kesilecek. Hazır. Daha kesilip sunuma konulacak. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Sırada Fadime ablamızla yırtmaç var. Kendi bahçesinden mevsiminde topladığı asma yapraklarından yapacağız. Ana malzeme o. Yapıyorum. Şimdi bayağı malzemesi var Fadime abla. Onları sayalım. Asma var. Nane, maydanoz, dereotu, börülce, karapakla, nohut, yeşil mercimek, biber salçası, domates salçası, bulgur, yeşil soğan, kuru soğan, tuz, yağ. Yoğurt var mı? Yoğurt üzerine. En son üzeri için yoğurdu var. Sarımsaklı yoğurt. Çok malzeme var. Evet. O zaman başlayalım hazırlamaya yırtmacı. Önce, soğan kavuracağız. Soğanı kavuralım. Fadime ablamız fırtına gibi. Malzemelerin hepsi gönderildi. Yan mutfaktan da destek istedi. Kaynar su desteği var. Yardım alıyoruz. Soğuk suyla serteniz bu çünkü. Mecbur kaynar. Soğuk olmayacak. Soğuk mutlaka olmayacak. Pişmiş aşağı soğuk su katılmaz. Kavurduğumuz için. Evet.
O yüzden sıcak suyla karışımımızı bir güzel harmanlıyoruz. Çok güzel oldu. Bayağı faydalı, besleyici bir yemek yırtmaç demek ki. Atmadığımız başka bir malzeme kaldı mı? Tuz, biraz sonra koyacağız onu da. Bunların hepsi gitti mi, naneler? Bunlar yoksa üzerine, en son mu üzerine? En son üzerine. Onlar pişmiyor kapattık en son. Sonra koy, tamam. Pişecek ama az pişecek demek ki onlar. Onlar pişmiyor, kapatınca koyuyoruz. Buharıyla, altına, buharıyla azıcık yumuşayacaklar. O yeşilliğini kaybetmeyecek. Tamam. Gördüğünüz gibi yırtmacımız da böyle. Osmancığımızın patentli yemeği. Evet. O da öyleydi hazırladığımız. Tabii ki önceki yemeğimizde ırgat böreği de patentli. Bu da öyle. Bu şekilde Osmancıklı hanımlar, ablalarımız hazırlıyorlar. Malzemeyi bol katıyorlar. Çok çeşitli. Kış aylarında özellikle besleyici. Evet. Hasta olmazsanız onu yerseniz. Bu kadar mı yani? Evet. Bekliyorum. Ağzını kapatacağız. Pişti. Ağzını çok kapatınca pişti. Ağzını kapatacağız. Kapatalım. Sırada bu mutfağın tatlısını hazırlamak var. O da malak. Yine işin içinde pekmez var. Evet, doğal kendi pekmezimiz. Ceviz var. Ceviz var, vallahi. Tereyağı var. Un. Un. Bu ne için? O tereyağı eriteceğiz. Üzerine mi? Evet, pekmezle beraber üzerine koyacağız onu. Oh, çok evet. Güzel. Ya bunu herkes yapabilir evlerinde falan, yani hanımlar yapabilirler. Evet, herkes yapabilir. O zaman hazırlayalım, öğrensinler, tabii. Yapsınlar bu hafta sonu. Önce tereyağımızı biraz koyuyoruz. Hanife abla bizim karışımı tavada dans ettiriyor adeta. Sürekli ezeceksiniz bunu. Yeteri kadar pişti. Şimdi? Şimdi tabağa dökeceğiz. Sonra pekmezimizi yapacağız. Bakır tabağımıza mı? Bakır tabağımıza. Lokmalar bakır kaba alınıyor. Ardından tereyağı ile birlikte neyi kızartacağız? Pekmez. Sadece tereyağı mı? Pekmez de tereyağını. Evet. Kızartacağız bu kapta. Sonra üzerine dökeceğiz. Evet. Aynen. Cevizler de üzerine. Cevizler de üzerine. Oh, ne güzel tatlı olacak. Hanif ablacığım, ellerinize sağlık. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Az sonra geleneksel, patentli Osmancık yemekleriyle karşınızdayız. Gezsem de dünyanın dört bucağını, dört bucağını, vallahi gözüme sızlar eski yaram, göze yaş gelir. Yüreğinize sağlık. Sağ olun efendim. Efendim, Rüştü Şeker. Değerli halk ozanımız, muhteşem bir masayla karşıladık izleyicilerimizi. Fakat anlatmak lazım. Irgat böreği yaptık. Evet. Yırtmaç yaptık. Malak. Malak yaptık. Malak yaptık. Irgat böreğini yiyince diğerlerini nasıl yiyeceğim bilmiyorum. Çok doyurucu bir börek ama tadına bakalım. Çok teşekkür ediyoruz ablalarımıza. Ellerine sağlık. Osmancığımızın geleneksel lezzetleriyle, patentli yemekleriyle beraberdik. Bir türküyle şimdilik şu araya veda edip Çorum'umuzun farklı yerlerini gezeceğiz. Farklı güzellikten de inşallah anlatacağız size. Ama önce türkü, sonra yolculuk vakti. Be
güzel seven dil olur. Bedirik güzel seven olanın. Bedirik güzel. Osmancık köy pazarındayız. Ürünler organik. İnsanlar organik, hoş muhabbetli. Sabahın erken saatlerinde gözlerimiz şiş bir vaziyette buraya geldik. Hummalı bir çalışma var. Abiler, ablalar bahçelerinde yetiştirdikleri sebzeleri, meyveleri burada satıyorlar. Abiler de değirmeninde öğüttüklerini satıyorlar. Mesela mesir unu var. Mesir. Kolay gelsin, Allah bereket versin. Tamam. Buyurun. Yakışıklı amcam nasılsın? Kendi değirmeninden mi bunlar? Kendi değirmenimden, su değirmeni. Evet. Ne var burada? Burada mısır unu var, buğday unu var, çavdar unu var. Her şey var. Kabak var. Kabak var. Tereyağı var. Tereyağı, her şey bulunuyor. Her şey bulunuyor. Hayırlı işler diliyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Gezelim bakalım pazarı. Başka neler var? İşte pazar yıllardır adını bu yoğurtlardan alıyor. Çökelek meşhur ama yoğurt da çok meşhur. Pazarda zaten yoğurt pazarı. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde tavukları var. Diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın. Sabırlı ol. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde kazları var. İşte böyle diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın. Çin kazı mı onlar? Çin kazı. Sülün geçti. Çok güzel bir çiftlikteyim. Ne ararsanız var burada. Dağlarında kangallar, ovalarında akbaş köpekleri, eteklerinde malaklı mı o? Oo, gezelim biraz, vakit harcayalım burada. Tavuklar, horozlar, kazlar, ördekler, tavşanlar, keçiler. Ali Baba'nın çiftliğinde neler yok ki? Hadi biraz vakit geçirelim. Lezzet yolculuğu Çorum'un en lezzetli yemekleri için yollarda. Kuru mantı yapacağız Meryem Hanım'la. Türkiye'de gördüğüm en yakışıklı mantı ama en zahmetli mantı. Mantısıyla ünlü tabii ki memleketlerimiz var, Kayseri gibi, ama Çorum'un kuru mantısı çok şöhretli, çok lezzetli. Görüntüyü gördüğünüzde anlayacaksınız ne demek istediğimi. Meryem Hanım'a merhaba diyelim. Ondan sonra neler, daha neler var neler, onlardan bahsedeceğim. Nasılsınız Meryem Hanım? Teşekkürler. Hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Benim de kaşığımla geldim. Şu mantıyı anlatalım. Evet. Neler var malzememiz kuru mantıda? Malzemelerimiz, önce kıymamızı kavurarak başlayalım. İç malzememiz kıymamız, maydanozumuz, pul biber, karabiber. Bu salça sonra sosu için lazım. Domates mi o? Domates salçası. Hı-hı. Sıvı yağımız var, yumurtamız var, evet. Tereyağımız var, unumuz var. Hazırlamaya başlıyoruz. Önce içini kavurmamız lazım. Ocağımızı yakalım. Evet. Karışımımız soğuyacak çünkü hamurun arasına koyacağız. Her mantıda olduğu gibi. O soğurken biz de hamurumuzu hazırlayacağız. Hamurumuzu açtık. Normalden biraz daha sert hamur oldu yani mantı için. Şimdi elimize bardağımızı aldık. Küçük yuvarlaklar yapacağız. Su bardağıyla yapıyorsunuz bunu. Evet, su bardağıyla. Klasik su bardağımızı. Diğer hamurlardan biraz daha hafif kalın. Çünkü içine malzeme koyacağız. Evet. Ve büzüştüreceğiz onları ama öyle böyle değil. Normal bir büzüştürme değil o. Göreceksiniz şimdi. Hele bunları bir yuvarlayalım. Bakalım
kuru mantımız meşhur şekline, şemaline, o karizmasına nasıl kavuşuyor? Şimdi kıymalı harçtan alıyoruz. Şu parmağımızı şöyle yerleştirerek. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. On kulak oldu. Benim oldu. En az altı tabii. Efendim, maharete göre. Hanımlar, beylerinize mi kızdınız? Bir şey mi oldu? Rehabilite olmak için, sakinleşmek için, rahatlamak için bu mantığı size tavsiye ediyorum. Bir, iki, üç, dört derken dertlerinizden kurtulacaksınız. Kafa mı dağıtmak istiyorsunuz? Çorum usulü kuru mantı yapın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Evet. On. Süper. Nihayet dördüncü denemede on kulak yapabildik. Sonuncu mantımız da hazır. Evet, onu da şöyle yerleştirelim. Bir yerde ona bulduk. Evet. Şiir gibi. Yani altı ayrı güzel, üstü ayrı güzel. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Şimdi kızartacağız. Bunu burada kızartacağız. Evet. Kızardıktan sonra bu tepsi yardıma geliyor. Üzeri kapanacak, ters çevrilecek, yine kızarmaya devam edecek. Peki sonra ne olacak? Sonra salçalı sos yapacağız. O sosumuzun içinde ne olacak Meryem Hanım? Yalnızca salça var, pul biber, karabiber ilavesi yapacağız. Sulu. Sulu. Üzerine doz diye dökeceğiz. Tereyağı olacak mı bu işin içinde? Tabii, tabii tereyağı. O ne zaman? O salçayı koymadan önce yağımızı eriteceğiz. Ha, önce onunla salça. Bir gezdireceğiz evet. Kızarmış mantılarımıza. Duydunuz efendim, şimdi bu işlemler var. Sosu da katılacak. Şimdi bu işlemleri yapıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz tabii ki Meryem Hanım'a. Sağ olsun, ellerine sağlık. Çok yakıştı ellerine. Ardından Asuman Hanım'la göğe domates yapacağız. Benim biraz çalışmam gerekiyor. Gidip mağaranın içindeki ormanlarda oluyormuş. Gidip oradan biraz göğe domates toplamam lazım. Çok teşekkür ediyoruz Meryem Hanım. Elinize sağlık. Görüşürüz. Az sonra. Ne kadar zormuş canım bu domatesi toplamak böyle mağaralarda, yeşillikler. Başka yerde olmuyor mu bu Asuman Hanım? Başka yerde de oluyor ama siz zoru seçtiniz. Teşekkür ederim, topladınız, getirdiniz. Göğ domates, göğ. Gök değil. Hani ama öyle derler. Tanıştırayım. Asuman Hanım. Asuman göğ Albayrak. Evet. Geleneksel bir yemek yapacağız. Yeşil domatesten hazırlanıyormuş. Zor şartlarda onu topladım, geldim. Nasılsınız Asuman Hanım? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Çorumlu hemşerilerimiz, hoş bulduk. Çorumlu hemşerilerimizin çok sevdiği bir yemek. Göğ evet. Domates. Evet. Eskiler bilir, yeniler bilir mi? Yeniler de şöyle, bizler sayesinde aktarıyoruz. Çocuklarımız yiye yiye, onlar da büyüdüklerinde yapacaklar. Göğ domates hazırlayacağız. Göğ domatesin malzemeleri çok ilginç. Evet. İlginçlikler bitmiyor. Evet. Bundan bahsedebiliriz. Bu sütlü yarma diye geçer. Sütle pişirilerek kurutulmuş bir buğday. Malzemelerimize başlamış olduk. Göğ domates, önceden hazırlanmış sütlü yarma, soğan, sarımsak. Evet. Tereyağımız var ve salçamız var, domates salçamız. Baharatlarımız var. Pul biber, karabiber, tuzumuz, sıvı yağımız hazır. Evet. Toprak kabda yapacağız, onu önceden ısıttınız. Evet, daha çabuk pişsin diye. Hı. Önceden ısıttık. Şimdi ilk olarak soğanlarımızı doğrayacağız. Kavuracağız. Onları kavururken sarımsakları aromasını versin ve daha lezzetli olsun diye doğramadan, dövmeden kabuğuyla ezip kabuğundan çıkarıp bütün atacağız. Yağ verecek aromasını, yağdan da yemeğe geçecek. Çok güzel ayrıntılar bunlar. Yani tarihi bir yemek hazırlıyoruz belli ki. Çorumumuzun da en güzel lezzetlerinden biri. O zaman biz hazırlamaya başlayalım. Sizler de izleyin bakalım neler olacak. Soğan
soğanımızı kavurduk. Evet. Şimdi sırada göy domateslerimiz var. Evet. Çok zor şartlarda topladım onu Asuman'ın. Evet, biz kışın domates olmayınca bu son domatesler artık göy domates. Turşusunu, yeşil domates turşusunu yine aynı şekilde yemeğini yaparız. Turşunu da yapılabiliyor. Tabii yeşil domatesin turşusunu da aynı bu şekilde göy domates yemeği gibi yaparız. Piştikten sonra servise hazır mı baharatlar? Biraz böyle pişmesine yakın mı göndereceğiz? Pişmesine yakın tereyağını, baharatlarını vereceğiz. Ondan sonra bir 5 dakika daha kalacak. Hatta toprak kap olduğu için ağzını kapattıktan sonra da olabilir. O çünkü pişmeye devam edecek. Bir 10 dakika sonra da dinlendikten sonra servise hazırdır. Evet. Teşekkür ederiz Asuman Hanım. Biz teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Sırada hasıda. Hasıda var. Kimle hazırlayacağız? Sultan Hanım'la. Az sonra hele bir yemeğimiz pişsin. Sadece bileği kuvvetli hanımların yapabildiği hasıda tatlısı hazırlayacağız. Şüphesiz Sultan Hanım da öyledir. Öyleyim. Öyle midir gerçekten? Çok da kuvvetli değilim. O yüzden güderleme kısmı var. Onu da sizin yardımınıza yapacağız. Yardım ederim. Tabii. Yoksa ben bunun için varım burada. Nasılsınız Sultanım? İyi misiniz? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hazırlamaya başlayacağız ama izleyicilerimize malzemelerimizi söyleyelim. Tabii ki üzüm pekmezi var. Nişastamız var. Evet. 3 su bardağı. Hı-hı. Her şey çok basit. 1 su bardağı pekmez, 1 su bardağı su. 2 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız var. Yarım bardak da sıvı yağımız. Ölçüler bunlardır. Bunlar ha. Başlayalım. Tabii hazırlamaya. Ki. Ocağımızı yakalım. Ocaktan önce ilk etapta bizim nişastamızı, suyumuzu, pekmezimizi bir karıştırmamız gerekiyor. Tamam. Daha sonra siz onu hazırlarken ben ocağı yakmaya çalışayım. Tabii ki. Ocağımızı yaktık. Nişastamızı diğer malzemelerimizle, pekmezimizle, suyumuzla beraber inceltiyoruz. Puding kıvamına geldi. Şimdi doğruca burası mı? Daha önce bir işlem mi var mı? Başka işlemimiz yok. Önce tereyağımızı koyuyoruz. Evet, tereyağımız eriyecek. Ben dedim. Karamel gibi biraz yapışır gibi oldu. Sonra hemen çözülüyor tencereden. Şimdi bu kısmı bayağı zor. Bayağı kol kuvveti istiyor. Evet, burada kuvvet olarak, yardımcı destek olarak size veriyoruz. Şimdi güzelce karıştırıyoruz, dövüyoruz. Evet. Dövüyoruz, karıştırıyoruz. Biz devam ediyoruz. Sultan Hanım'a teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Ellerimize sağlık. Aslında da böyle. Az sonra hazırladığımız yemeklerle, tatlılarla bir aradayız. Ayrılmayın. Yemekler hazır ama insan yemeği kıyamaz. Tabaktaki durum bu. Mantılar çok güzel görünüyor. Kıyamayacağım diye korkuyorum. Eline sağlık. Ablalarımızın teşekkür ediyoruz. Hası da bitti. Domates, göğ domates bitti, hazırlandı. Çok güzel suyu var. Bayağı kıvamı güzel olmuş. Önce mantıdan başlayalım biz bu işe. Üzülerek Çorum'a veda vakti geldi. Çorum'dan ayrılmak zorundayız. Ama özleyeceğiz. Tekrar gelmek için günleri sayacağız. Çünkü o kadar köklü tarihi, zengin kültürü var ki Çorum'un. Bu yemek kültürüne yansımış, insanına yansımış, bereketli topraklarında yetişen ürünlerine yansımış. Bizler çok güzel anlar yaşadık Çorum'da. Tüm Çorum halkına. Programımızda bu güzellikleri bizlerle buluşturan herkese çok teşekkür ediyoruz.
Haftaya farklı bir ilimizde çok farklı lezzetlerle en güzel manzaralar eşliğinde yine aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Bana ziyafet vakti.